Merhabalar, Türkiye'nin eğitim ekranı Birikim TV online dersine hoş geldiniz. Dersimiz felsefe, konumuz ortaçağ felsefesi. Arkadaşlar, bir önceki dersimizde ortaçağ felsefesine giriş yaptık. Bu dönemde kalan kısmı bitireceğiz inşallah. Kötülük problemini en son gördük. Şimdi de ruhun ölümsüzlüğü problemiyle devam edeceğiz. Yani ruh var mıdır? Ruh ölümsüz müdür? Öte dünya var mı anlamında sorular var arkadaşlar. Burada hani klasik, bizim de inancımızda olduğu gibi klasik bir yaklaşım var. İnsanın madde ve ruhtan olmak üzere iki farklı cevherden diyor arkadaşlar, oluştuğunu söylüyor. Bu anlamda dualist, yani ikinci bir anlayışı savundukları söylenir. Yani bir görüşte ruhun ölümsüz olduğu ve bedenden ayrıldıktan sonra kaynağı olan Tanrı'ya geri dönecektir diye bir yaklaşım var. Ruhun yapısının değişmez nitelikte olduğunu söylüyor ama beden yapısı değişebilir nitelikte. Yani ölümlüdür diye bir kabul var. O anlamda çok da tartışmaya açık değil. Çünkü bize nasıl Kur'an'da yazıyorsa onlar da hani İncil'de direkt var diyerekten kesin kabul etmişler bunu. Tümeller problemi var arkadaşlar. Bu da skolastik felsefede varlıkların özleri sayılan genel idealara verilen bir ad olarak ortaya çıkıyor. Tümeller, geneller, evrenseller ve genel kavramlar deyimleriyle de anlamdaştır arkadaşlar. Yani tümeller aynı zamanda geneller ya da evrenseller, genel kavramlar diyebiliriz. Kavramlara verilen genel isimler diye de çevirebiliriz arkadaşlar. Bu tartışma, yani tümeller problemi genellikle ön planda çıktı yüzyıllarda, 11 ve 12. yüzyıllarda olmuş arkadaşlar. Peki nedir ne değildir, ona bakalım. Şuraya geçiyorum. Kavram realizmi var bu konu hakkında verilen cevaplardan. Kavram realizmine göre tümeller ayrı bir varlık olarak Tanrı'nın zihninde bulunurlar diyor. Augustinus ve Anselmus bunu savunuyormuş. Kavramcılık var, konseptualizm diye geçiyor. Diyor ki tümeller tek tek varlıkların özü olarak onların içinde bulunurlar. Aquinas Thomas tarafından söyleniyor. Yani Tanrı'nın zihninde değil de nesnelerin kendisinde diyor kısaca. Atçılık, yani nominalizm de arkadaşlar, tümeller soyutlama ve genelleme sözlerinden ibarettir diyor. Birer ad olarak anlam taşırlar, gerçeklikleri bu anlamda yoktur yani diyecek Okamlı William arkadaşlar. Geçiyorum burayı. Platon varlık anlayışında tikeller veya şu diyerek gösterdiğimiz somut bireysel varlıkların değil de kendisinin biçim ya da öz anlamına gelen eidos sözcüğünden hareketle eide ya da idealar adını verdiği tümellerin gerçekten var olduğunu öne sürmekteydi. Platon zaman ve mekan içinde var olan beş duyu yoluyla algılanan bireysel tözler ya da tikellerin sürekli bir değişme süreci içinde bulunduklarını, ancak birer görünüşten ibaret olduklarını savunmaktaydı. İdealar dünyasında bunu söylüyor zaten. Aristo daha gerçekten var olanların şu diye gösterdiğimiz somut bireysel varlıkların olduğunu öne sürmüş. Söz konusu bireysel varlıklara birinci dereceden tözler adını veriyor. Onların bileşik varlıklar olduklarını iddia ediyor. Bileşik varlıklar da bir madde ile formdan, yani birleştirici bir unsur ile tümel unsurdan meydana gelmek durumundadır diyor. Öz ya da tümellerin ayrı bir varoluşa sahip olmayıp bireysel varlıklara veya duyusal tözlere içkin oldukları öne sürmüş arkadaşlar. Yani idealar düşüncede bir yerdeydi diyor Platon. Aristoteles'e hayır, idealar bu dünyada her varlığın kendi içerisinde vardır gibi bir şey söylüyordu. Dolayısıyla bu tartışmanın, tümeller probleminin tartışmasının arka planında bunlar var. Oradan bu yüzyıla gelmiş arkadaşlar. Şu konuları isteyelim, sorulara geçeceğim arkadaşlar. Bir İslam felsefesine bakmak istiyorum. İslam felsefesi arkadaşlar, İslam felsefesi 7. yüzyıla yaklaşık 12. yüzyıla kadar süren geniş bir coğrafya üzerinde pek çok coğrafi problemin tartışıldığı felsefe etkinliğine verilen addır diyor arkadaşlar. Ya zaten İslamiyet 7. yüzyılda, 5-6. yüzyıl haliyle İslam felsefesinin oluşması 7. yüzyıldan itibaren var. O sebepten 7 ve 12. yüzyıla kadar olan dönemi kapsayacak. İslam felsefesi, ama buraya dikkat, yalnızca Müslüman düşünürlerin değil, aynı zamanda gayrimüslim düşünürlerin de çalışmalarını kapsayan bir ifadedir. Yani İslam coğrafyasında yaşayan
İslamiyet'in hakim olduğu coğrafyayı geçen ama Müslüman olmayan düşünürler tarafından da yapılmış arkadaşlar. İslam dünyasında felsefenin ortaya çıkışında antik Yunan uygarlığının başta felsefe klasiklerini Arapça'ya kazandırma çabasının etkili olduğu söylenir. Yapılan çeviri faaliyetleriyle başta Platon, Aristoteles gibi büyük Yunan filozoflarının etkileyici görüşlerinde tanışan İslam düşünürleri kendilerini kısa sürede din ile felsefe arasında ilişkilerinin doğasına yönelik çetin çatışmalar içinde bulmuşlar arkadaşlar. Ya dedim ya felsefenin ana vatanı antik Yunan diye, bu anlamda antik Yunan'dan etkilenmişler ama din felsefe çatışması çıkmış maalesef. Bakalım şimdi antik Yunan felsefesi üzerine fikirler oluşturulması ve bu fikirlerin 12. yüzyılda Batı'da başlayan çeviri faaliyetleriyle birlikte Batı'ya nakledilmesinin Batı dünyasında Rönesans sürecinin yaşanmasına yol açtığı söylenebilir diyor arkadaşlar. Yani çeviri faaliyetleri önemli ama işte İslam kültürü çeviriler yapmış. Bu çeviriler sayesinde İslam kültürü gelişmiş Orta Çağ'da, karanlık dönemde. Ama skolastik dönemden sonra artık Orta Çağ felsefesindeki o Batı'da arkadaşlar çeviriler yapmaya başlamış. Hem orijinal metinleri onlarda var diye antik Yunan'dan, hem de İslam felsefesinden, İslam'ın kendisinden hem felsefe hem bilim anlamında etkilenmiş arkadaşlar. Bakalım şimdi birçok konu hakkında akli açıklamalar getirmiştir diyor İslam düşünürleri. Mesela Tanrı'nın varlığı, birliği ve yaratıcı etkinliği, Tanrı'nın varlığı problemi konusunda konuşmuşlar. Tanrı'nın evrenle ilişkisi, yani yaratılış problemi var. İnsan iradesinin tanrısal irade karşısındaki durumu, yani özgürlük problemi. Özgür müyüz, değil miyiz, davranışlarımızdan sorumlu muyuz, değil miyiz? Yeryüzünde kötülüklerin Tanrı'nın mutlak iyiliği ile nasıl bağdaştırabileceği noktasında kötülük problemi var. İnsan ruhunun ölümden sonraki akıbetinin ne olacağı konusunda, ölümden sonra yaşam var mı yok mu meselesi burada da var. İnsanın evrenin hakikatlerine ilişkin neleri ne ölçüde bilebileceği, yani bilginin sınırı ve kaynağı problemi yine tartışılmış arkadaşlar. Kelamcılardan biraz bahsediyor. Kelam, İslam dininin inanç ilkelerini sistemli ve rasyonel bir şekilde temellendirmeye, yabancı kültürlerin etkisiyle ortaya çıkan ve toplum hayatında olumsuzluklara yol açma tehlikesi barındıran açıklamaları etkisiz kılma, İslam'a yöneltilen eleştirileri cevaplandırma işlemini üstlenen bir düşünce hareketidir diyor arkadaşlar. Kapsayıcı bir açıklama yapmışız kelamcılarla ilgili. Biraz İslam felsefesini özetleyelim arkadaşlar. Antik Yunan felsefesinden etkileniyor. Çeviri faaliyetleri yapılmış yoğun bir şekilde. Müslüman olmayan düşünürlerin de içinde görüşleri var. Batı felsefesine yönünü etkilemiştir diyor. O anlamda etkilemiştir yani. Akıl, iman ve inanç konuları tartışılmış İslam felsefesinde. Bazı problemler var burada da arkadaşlar. Hani dört başlıkta toplamışlar. Tanrı'nın varlığını kanıtlama problemiyle başlayacağız. Sonra irade özgürlüğü problemi var. Bilgi problemi ve toplumsal yaşama yönelik problemler diyeceğiz arkadaşlar. Yine yaratıcının, yani Tanrı'nın varlığını kanıtlama problemi burada da var. Ontolojik ve kozmolojikten bahsettiğimiz için onlardan bahsetmiyorum ama İslam felsefesinin kendisine özgü kanıtları var. Onlardan biraz bahsedeceğiz. Mesela gaye ve nizam kanıtı. Diyor ki dünyadaki gayeli kuruluş ve düzen olgusundan yola çıkarak kuruluş ve düzenin yalnızca en bilge ve her şeye gücü yeten bir varlığın, yani Allah'ın eseri olabileceğini savunan delildir. Gaye ve nizam. Yani evrene baktığımızda her varlıkta bir gaye, bir amaç var ve bir düzen var. Bu düzenlilik, bu mükemmel bir makineye benzetirler evreni. Bu mükemmel işleyen sistem kendi başına olmuş olamaz. Dizayn varsa dizayn eden vardır mantığı. Dolayısıyla bir yaratıcı olmak zorunda diyor gaye kanıtı. İnsan kanıtı diyor ki alemde var olan bütün güçler insanda vardır. Canlılık, büyüme, düşünme. Örneğin insandaki kemik ve benzeri şeyler, toprak, vücuttaki rutubet, damar, mide, masane ve benzeri organlarda sıvı birikintileri, su, karında ve tüm organlardaki boşluk, hava, vücuttaki tabii ısı ile ateş gibidir diyor arkadaşlar. Bu nedenle tam kudret sahibi olan Tanrı tümüyle kozmik varlığı, alemdeki her şeyin kendisinde bulunduğu bir tek canlı şeklinde yaratmıştır.
Bu yaratılan canlıdaki nizam ve tedbir Tanrı'nın varlığının delilidir diyor. İnsanın o... Şimdi robot falan yapmaya çalışıyoruz biz ama bir türlü insan gibi yapamıyoruz. Ona uğraşıyoruz ama insan gerçekten hani beden olarak, bir makine olarak eğer ele alırsak çok mükemmel. Birçok şeyi çok mükemmel bir şekilde yapıyoruz. Bu anlamda bizi yani insanı doğaya da benzetiyor. Bu kendi başına olmuş olamaz. Bu yine Tanrı'ya dayandıracak Tanrı vardır diyor arkadaşlar. Hüdüs kanıtı var, sonradan meydana gelme anlamında. Bu kainat diyor, sonradan meydana gelmiştir ama her sonradan meydana gelen mutlaka onu meydana getiren birinin varlığına muhtaçtır. O halde kainat onu meydana getiren birine muhtaç ve o da Allah'tır. Yani sonradan olma, bu evren sonradan var olmuştur diyor. Sonradan var olmuşsa bir var eden de olması gerekiyor diyor. O da Allah diyecek. Südür taşma kanıtı arkadaşlar. Şöyle söylüyor, bu alemde var olan şeyleri görürüz fakat bunlar zorunlu değil, mümkün varlıklardır. Çünkü onları bazen varlığa çıkarken bazen de yok olurken görebilmekteyiz. Tüm şeyler mümkün olamaz. Zorunlu bir varlık, varoluşundaki zorunluluğu başka bir şeye verebilir. Ancak doğasındaki zorunluluğu başkalarına da veren zorunlu varlıklar serisi sonsuz olamaz. O halde zorunluluğu kendinde olan ve diğer zorunlu varlıkları da kendi tabiatından, zorunluluktan veren mutlak bir zorunlu varlık olmadı. Yani zorunlu varlık, mümkün varlık ayrımı var. Mümkün varlık dediğimiz insanlar, sonradan var olan diğer varlıklar. Zorunlu varlık da olmaması düşünülemeyen, o anlamda zorunlu diyor, Tanrı'dır arkadaşlar. Biz Tanrı'dan taşmak suretiyle var olduk diyor. Tanrısal aklın taşıması sonucu, yani fizikiye gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. En üstte tanrısal akıl var. Taşıyor, kat kat aşağı iniyor arkadaşlar. 10. akıldan sonra derler, içerikte vermemişiz ama 10. akıldan sonra insan aklı devreye girer diyor. Biz Tanrı'nın sal aklının taşıması sonucu var olduk diyor. Allah'tan geldik meselesi buradan arkadaşlar. İnayet yani kayra, iyilik kanıtı. Alemdeki her şey insanla uyumludur. Bu mükemmel uyumun ancak bir yaratıcı tarafından tasarlanmış olması gerekir diyor. İnsana bize uyumdan bahsediyor arkadaşlar. Bir de ihtira yani yaratma kanıtı var. Diyor ki alemdeki her şey yaratılmıştır ve bu yaratılanların mutlaka bir yaratıcısı olması gerekir diyor. Arkadaşlar kelamcılara bakalım. İslam kelamcılarından Ebul Hasan el-Eşari de Tanrı'nın varlığına ilişkin bir kanıtlamadan bahsetmiştir. İşlenmemiş bir pamuk deliğinden iplik sonra da dokunmuş kumaş haline gelebilir mi diyor. Pamuğu alıp da herhangi bir usta ve dokumacı olmaksızın onu kendiliğinden iplik ve kumaş haline gelmesini bekleyen adam akıl dışı hareket etmiş olur. Yine bomboş bir araziye girip toprağın ustası ve yapıcısı olmadan kendiliğinden tuğla ve bina haline gelmesini bekleyen adamın durumu da aynıdır. Yani bu evren olmuşsa, bu mükemmellik varsa onu var eden bir yaratıcı olmak durumunda diyor arkadaşlar. İrade özgürlüğü problemimiz var arkadaşlar. Cebriye kelamcılarıyla başlayalım. Cebriye de Allah'ın mutlak ilim, irade ve yaratıcı kudretiyle çizmiş olduğu kader planı karşısında insanın hiçbir irade ve gücünün olmadığını ileri sürüyor arkadaşlar. Bu nedenle insan davranışlarından sorumlu olması beklenemez. Çünkü biz özgür değiliz diyor. Tabii ki yanlış bir anlayış var burada ama bize göre kadercilik diye de aslında geçiyor. Bir şeyde batıda fatalizm diye bir yaklaşım var. Fatalizme benziyor bu da. Allah mükemmeldir. Mükemmel bir şekilde bizim kaderimizi çizmiş. Biz kaderimizin dışına çıkamıyoruz. Yani şu an diyelim ki ben bu dersi bitirdim. Şu an süremiz daha var ama dersi bitirdim, çektim, gittim. Burada sıkıntı bende değil. Ben bunu bilerek isteyerek yapmadım. Bu benim kaderimde vardı. Sorumlusu ben değilim. Tanrı yani Allah bunu yazmış. Ben ancak bunu oynamakla, bu rolümüzü oynamakla yükümlüyüm. Haliyle sorumluluk bende değil. Artık gidin Allah'tan bulun haşa diyor neredeyse. O sebepten kadercilik diye de söyleyebiliriz ama kaderi tabii ki yanlış anlamışlar. Kadercilik tam olarak böyle değil. Davranış noktasında her şey kadere bağladığı için bunlar da sorumlu değiliz. Sorumlu olmadığımız için özgür de değiliz diyecek aynı zamanda. Ya da özgür olmadığımız için sorumlu değiliz diyebiliriz Cebriye için.
Cevliye kelamcılarına göre insan aynen rüzgarın evrindeki kuru bir yaprak gibidir. Nereye isterse oraya götürür onu diyor. Burada insan hiçbir davranışında özgür irade ile gerçekleşmediğini anlatılmak isteniyor arkadaşlar. Kaderiye kelamcıları var. O da diyor ki yaptığı fiiller konusunda insanın irade ve güç sahibi olduğu ve kendi fiilini kendisinin yarattığını, dolayısıyla onu sınırlayıp yönlendirecek bir kaderden söz edilemeyeceğini savunur. Bu da insanın davranışlarından sorumlu kılar diyor arkadaşlar. Biz kendi davranışlarımıza yön verebiliriz. O sebepten özgürüz ve davranışımızdan sorumluyuz diyor arkadaşlar. Kaderiye ve cebriye kelamcılarının arasında yer alan yani düşünce olarak ikisinin ortasında duran Mutezile'ye göre de arkadaşlar, insan kendi fiillerini gerçekleştireceği irade ve kudreti Allah'ın ona verdiği, ancak onun bu irade ve gücü hangi şekilde kullanacağını ezeli bilgisiyle kuşattığını söylemiş. İnsan davranışlarından sorumludur. Yani bize bir özgürlük vermiş ama hani o anlamda yeterek de bize vermiş. Bu çerçevede özgürüz ve davranışımızdan sorumluyuz diyecek. Eşari'ye de arkadaşlar diyor ki insanın bütün fiillerinin Allah tarafından bilindiğini takdir edip yaratıldığı görüşünde, fakat Eşari'ye göre insan yaptıklarından sorumlu olmasını sağlayan bir cüz'i iradesi bulunmaktadır diyor. Bir külli irade, bir de cüz'i irade var. Cüz'i iradede de Allah'ın özgür bıraktığı o noktada, yani Allah bu noktada bazı noktalarda bizi serbest bırakmıştır diyor. Orada özgürlüğümüzü kullanabiliriz, irademiz var. Haliyle yapmış olduğumuz davranışlarından da sorumlu olacağız diyor. Maturidi kelamcılarına göre de her şeyin takdiri Allah'a aitken eylemin iradi bir şekilde tercih ve davranışa dönüşmesi insana aittir. İnsan iradesinde özgür ve sorumludur diyecek yine Maturidi arkadaşlar. Şöyle soru çözeceğiz ama şu konuları bitirelim. Bilgi problemi arkadaşlar. Bilgi probleminde aslında temelde iki farklı görüş var İslam felsefesinde. Birincisi Farabi'nin görüşü, ikincisi Gazali'nin görüşü. Farabi Aristoteles'ten çok etkilendi dedik. Aristoteles de zaten akılcı bir insandı, akılcı bir filozoftu. Haliyle Farabi de akılcıdır. İnsan aklıyla bilgiye ulaşabileceğini söyler arkadaşlar. Ona göre bilgi insan zihnini yanlışa düşürmekten koruyan ve onu doğruya ulaşmayı mümkün kılan, yön veren mantık ilminin konusudur. Dedim ya şeyden çok etkileniliyor, Aristoteles'ten çok etkileniyor diye. O anlamda yine mantığı vardı biliyorsunuz Aristoteles'in. O anlamda mantıktan bahsediyor. Felsefi düşünüşün ancak mükemmel bir ayırma gücüyle gerçekleşebileceğini kabul ediyor. Ayırma ise her şeyden önce üzerinde düşünülen ve bilgi peşinde koşulan konularda doğru olanı kavramayı temin edecek sağlam bir anlayış, zihin gücünü gerekli kılar diyor. Yani akıl vurgusu var arkadaşlar, biz aklımıza hakikate ulaşabiliriz diyecek. Gazali burada eleştiriyor işte akılcılığı. Bilginin temellendirilmesi ve kaynağının neliği hakkında felsefe sisteminde tutarlı bir düşünce ortaya koyar. Onun açısından ilk sorun bilginin neliğinden daha ziyade bilginin kaynağı nedir meselesi. Ona göre doğru bilgiye ulaşmak için akıl ve duyular yanında bir başka yeti gereklidir. Bu da kalp der arkadaşlar buna. Kalp sezgi halindeki güçleri taşır ve insana özgüdür. İnsan gerçeği kalple kavrar. O bilginin doğduğu yerdir. Her şeyi onun içinde alan bir aynadan, içinde bir aynadan olduğu gibi tüm açıklığına görünür diyor arkadaşlar. Tabii şeyi yazalım. Farabi akılcı dedik. Yani rasyonalist. Rasyonalist şöyle sizde görün. Bir de Gazali var. O da entüisyonist. Entüisyonist yani sezgici. Bu da akılcı. Yani bu ayrımı verelim çünkü direkt rasyonalist diye söyleyebilirler ya da entüisyonist diye söyleyebilirler. Rasyonalizm akılcılık demek, Farabi aklı ön plana çıkartıyor.
Entüisyonizm de sezgicilik demek. Burada da Gazali de sezgiden bahseder. Aslında kalp diyor ama düşünce olarak sezgiye giriyor. Yani şunu da söylüyor. Akıl tamamıyla bir kenara atılmalı değil ama akıl ancak bu dünyayı kavramak için belki yeterli olabilir. Öte dünyayı, asıl hakikati kavrayabilmek için kalp lazım diyor. O anlamda sezgiden bahsediyor. Allah nurunu kalbinde hissetmeyen, Allah'a inanmayan bir insan da bu anlamda hakikate varamaz diyor. Kalpten bahsettiği de inanç arkadaşlar. İnancın olması lazım kısaca. Bir de toplumsal yaşama yönelik problemler var arkadaşlar. Bakalım mesela Farabi'nin devlet anlayışı var. Farabi İslam düşüncesinde ilk defa siyaset felsefesi yapan filozof. Onun düşünce sisteminde toplum, devlet yönetimi ve siyasal önderlik meselesi önemli bir yer tutmakta. Farabi insanın mutluluğa erişebilmesi için temel koşulu olarak siyasi teşkilatmayı görür. Ona göre ancak devlet bünyesinde mutlu olunabilir. Yani devletin olmadığı bir toplumda mutluluktan bahsedemeyeceğiz. Kurallar gerekli yani. İnsanların bir takım doğal gereksinimler ile bir araya gelerek örgütlendiğini ve devleti kurduklarını savunuyor. Ona göre devletleri çeşitli biçimlerde sınıflandırmak mümkündür. Erdemli devlet, erdemsiz devlet şeklinde ayrıma gidilebilir diyor arkadaşlar. Şöyle devamında söylemiş miyiz? Evet. Söylemişiz. Ütopyası var aslında erdemli şehir diye. Bakalım. Erdemsiz devlet, cahil devlet, sapkın devlet, fasık devlet veya değişebilen devlet olmak üzere dört türlüdür. Devlet başkanının zihniyet ve ahlak yapısı insanlık, hayat, ahlak, adalet ve hukuk anlayışlarına göre bu kategorilerden değerlendirilebilir. Erdemli devlet sağlıklı bir organizmaya benzetiliyor burada arkadaşlar. Bir bedende her organın belli görevi bulunması ve bunların verimli çalışmalarının kalbe bağlı olması gibi devletin kurum ve kuruluşlarının verimli ve düzenli çalışmalarında devlet başkanlığının yetkinlik, yetenek ve tutumuna bağlıyor arkadaşlar. Ütopyaları anlatacağız ama biraz Platon'un ütopyasına benziyor tabii burada arkadaşlar. İbn Haldun de bu noktada bir şey söylüyor. Tunusluymuş kendisi. Devleti insan doğasının bir gereği olarak görüyor. Çünkü ona göre insan doğası hem toplu yaşamaya hem de hakimiyet altında bulunmaya muhtaçtır. Devlet ile toplum arasında sıkı bir ilişki ve bu ilişki felsefedeki madde ile şeklin ilişkisi gibidir diyor. Bundan dolayıdır ki birindeki çözülme diğerinin de çözülmesine yol açacaktır. Devletin olmadığı yerde anarşi vardır. Anarşinin olduğu yerde hayat yoktur. Anarşistler devleti gerekli görmez, kuralları gerekli görmez. Bu anlamda devletin gerekli olduğunu söylüyor. Devlet olmazsa eğer anarşi olacak, mutluluk olmaz diyor kısaca arkadaşlar. İbn Haldun devleti canlı bir varlık olarak kabul ediyor arkadaşlar. Ona göre devlet de insan gibi doğar, büyür, gelişir ve gerekli önlemler alınmazsa yıkılır ve yerine yeni bir devlet kurulur diyor arkadaşlar kısaca. Mukaddime adlı bir eseri var İbn Haldun'un arkadaşlar. İki esası bulunmaktadır diyor. Zorunlu görüyor devletle ilgili. Bunlardan birincisi asabiyettir ki asker ve ordu bunun özünü oluşturur diyor. İkincisi de mal ve paradır arkadaşlar. Şöyle bir genel kültür vermiş. Toplum tipolojisi ve döngüsel tarih anlayışından söz etmektedir İbn Haldun. Buna göre devletlerin 5 aşamadan geçtiklerini ileri sürüyor. Zafer, istibdat yani baskıcılık, ferah yani çekilme, müsalemet yani barış ve israf yani savurganlık. Devamında da çöküş olacak tabii ki arkadaşlar. Dedik şöyle konumuza bakalım arkadaşlar. Şurayı da söyleyelim. Çeviri faaliyetlerinden bahsettik ya arkadaşlar. Biraz bundan da bahsedelim. Yavaş yavaş sonuna geleceğiz dersimizin. Hazreti Muhammed'in peygamber olarak görevlendirilmesiyle Mekke'de başlayan ve Medine'de devam eden ilmi faaliyetler Halife Reşid'in döneminde de artarak devam ettirmiştir diyor. Özellikle ilk İslam fetihleri Müslümanların Bizans ve İran başta olmak üzere pek çok farklı medeniyetlerle tanışmalarına, bu medeniyetlerin meydana getirmiş olduğu eserlerden faydalanmalarına, Emeviler ve Abbasiler döneminde de yoğun bir tercüme faaliyetlerine girmelerine vesile olacaktır diyor. Bu sayede de Müslümanlar dini ilimlerin yanında sosyal bilimler, fen ve sağlık bilimleri alanlarında ilerlemeye başlamışlar diyor. İskenderiye, Harran, Cendüşşavur,
gibi şehirlerin fethedilmesinin ardından bu şehirdeki ilimler alınıyor arkadaşlar. Bu anlamda aslında şeyin de etkisi var. Düşüncenin de etkisi var. Yani Orta Çağ Hristiyan felsefesi şunu söylüyordu arkadaşlar. Dine ters gelecek diye Hristiyan felsefesinden bütün çevirileri almadı. Bütün eserleri çevirmedi. İslam felsefesinde yine tabii ki kontrollü bir şekilde ama daha kapsamlı çeviriler yapıldı. Bilimin önü açıktı. Bilim anlamında, bilimsellik anlamında önü açıktı. Gelişmeye açıktı. Bu sebepten İslam felsefesi, yani Orta Çağ felsefesi Hristiyanlık daha doğrusu, karanlık çağ dedik. Ama İslamiyet'te de zirveyi görüyor arkadaşlar. Çünkü gelişme aç, bilime meraklı, öğrenmek istiyor ve engellemiyor bunu arkadaşlar. O anlamda düşünce yapısı içinde bulunduğu ortamda önemli arkadaşlar. Bilgiyi sistemleştirme sürecinde İslam alimleri hem tercüme faaliyetlerini artırarak devam ettirmiş hem de tercüme faaliyetlerinin neticesinde elde edilen bilgileri sistematik hale getirmeyi başlamıştır diyor arkadaşlar. Yani evet bir şeyler var, var olan bilgileri alıyorlar mesela antik Yunan'dan ama üstüne koyma var. Yani Farabi Aristoteles'ten bilgiyi aldı ama evet Aristoteles böyle dedi deyip bırakmıyor arkadaşlar. Üstüne koyuyor arkadaşlar, geliştiriyor yani kısaca. 8-10. Yüzyıllarda arkadaşlar bir taraftan tercüme faaliyetleri tüm hızıyla devam ederken diyor, diğer taraftan da araştırmalar, kurallar, yöntemler ve kavramlar olan bir niteliği kavuşmuş ve İslam bilim tarihinin altın çağı yaşanmıştır diyor. Dediğim gibi çeviri faaliyetlerinin bu anlamda etkisi çok büyük ama aynı zamanda düşünce olarak bilimin gelişmesine, o gelişimin önünün kapatılmaması da bunda önemli bir etken arkadaşlar. Şöyle ufak bir bölümümüz daha var, sonra bitireceğiz arkadaşlar. Dönemin filozoflarının görüşleri var. Orta Çağ'ın hepsini kapsadığı için İslam felsefesinin yanında Hristiyan felsefesinde de var, var arkadaşlar. Agesilus, felsefeyi dini temellendirmek için bir araç olarak görüyormuş kendisi, inanmak anlamaktan önce gelir diyor. Bu bakımdan inanıp iman ettikten sonra hakikati yeni yani Tanrı'nın insan içinde, Tanrı'yı insanın içinde bulacak arkadaşlar. Ona göre o dönemde etkili olan bir deyişi kullanmakta. Diyor ki inanmadıkça anlamayamayacaksın. Dolayısıyla da önce iman etmek, sonra da iman edileni anlamak, onun için çaba göstermek lazım diyor arkadaşlar. Ona göre kusurlu bir varlık olan insan Tanrı'nın yol göstermesine muhtaçtır. Tanrı insanı aydınlatan ilahi bir ışıktır ve aklın bilgiye kavuşmasına yardım eder diyor arkadaşlar. Farabi'ye bakalım. Farabi'ye göre de her insanın irade davranışlarının belli bir amacı vardır. Fakat bazı amaçlar daha mükemmeli elde etmek için araç sayılırken bazıları doğrudan amaçtır ve hiçbir şeye araç olamaz diye bir şey söylüyor arkadaşlar. Dinlenmek için uyuruz, sağlığımıza kavuşmak için ilaç alırız, karnımızı doyurmak için yemek yeriz. Oysa mutluluğun kendisi dışında hiçbir neden bulunmamaktadır diyor. Bu şekilde ahlaki fikrini söylüyor arkadaşlar. Dinlenmek, ilaç almak ya da yemek yemek davranışlarının başka şeyler için araç olduğunu ama mutluluğun insan için amaç olduğunu vurgulayacak kısaca arkadaşlar. Şurada, tamam burası. İbn-i Sina'ya bakalım. Varlıklarını zorunlu ve mümkün olmak üzere ikiye arıyor arkadaşlar. Sudur teorisini anlatırken biraz bahsettik demin arkadaşlar. Zorunlu varlık dediği Tanrı, mümkün varlık dediği Tanrı'nın yarattığı her şey bizi mümkün varlık olarak görüyor ama Tanrı'nın hani düşünce olarak da bir yaratıcı olmak zorunda, zorunlu olarak Tanrı vardır diyor arkadaşlar. Bu şekilde İbn-i Sina'yı da anlatmış olduk. Bir tane soru çözelim, yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki yargılardan hangisi Farabi'nin görüşüne uygun değildir diyor. Farabi, Mutluluğu Kazanma isimli eserinde insanlığın doğumdan itibaren iyilik ve kötülüklere eğilimli olduğunu ve bunun akıl ve eğitim sayesinde ayarlanabileceğini söyler. Ona göre akıl ilahi bir kaynaktan gelir ve insanların yeteneğidir.
İyi olan iyi olanı yapmak bilgiyle seçerek mümkün olur diyor Farabi. A'ya bakalım. İnsanın ahlaklı olabilmesi için olabilmesi iyi davranışları seçmesine bağlıdır diyor. B. İnsan davranışları eğitim yoluyla iyiye yöneltilebilir. C. Ahlaki eylemlerin ölçütü akla uygunluktur. D. İnsan doğası ne mutlak olarak iyidir ne de kötüdür. E. Davranışları iyi ya da kötü olarak belirleyen nesnel ölçütler yoktur. Hangisi uygun değildir diyor arkadaşlar. Davranışları iyi ya da kötü olarak belirleyen nesnel bir ölçüt yoktur diyor arkadaşlar. Bu uygun değil. İyi olanı yapmak bilgiyle seçerek mümkündür diyor arkadaşlar. Peki süremize şöyle bir kontrol ediyoruz. Bugünlük de dersimizin sonuna gelmişiz arkadaşlar. İslam felsefesini de bitirmiş olduk. Bir dahaki derste artık 15-17. Yüzyıl felsefesine girmiş olacağız. Bir dahaki derse kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Thank you.